kullanmaya karar verdik. Biliyorsunuz ki salyangozlar yağmur yağınca dışarıları çıkar. Biz de annemle birlikte onları küçük bir yuva yapmaya karar verdik. Bir kere bir salyangoz almıştık. Ben okuldayken birisi camdan kaçmış. Annemin de haberi yoktu. Evet, bir tanesi camdan kaçmış gitmişti Umay'cığım. Evet. O yüzden arkadaşlar bir de yine salyangoz topladık. Onlara güzel bir yuva yapacağız. Birazcık besleyeceğiz. Sonra tekrardan dışarı koyacağız. Salyangozlar ne yer Umay? Havuç, marul, salatalık. Evet. Hadi şimdi yuvamızı yapalım. Önce duvar kenarlarından yosun topladık biz. Hadi koyalım yosunları. İnşallah yeter. Yeter yeter. Oo, bir sürü de yosun toplamıştın Umay. Şunları şöyle keseyim. Biraz kozalak topladık. Kozalak. Biraz da taş topladık. Yetmedi ya. Hepsini koymana gerek yok zaten. Hepsi olmayacak. Tamam. Bak şöyle yapacağız. Heh. Şöyle ayrı ayrı yap. Ha. Mesela. Heh. Tamam. Taşı böyle koyalım. Tamam, taşı böyle koyalım. Ondan sonra şuraya, diğer taşı da şöyle koyalım. Çünkü onlar taşların üstünden de böyle yürürler. Hoşlarına gider. Evet. Bir tanesini şöyle koyalım. Şunu? Sonra bir tane kozalak koyalım. Ay, şuraya. Ay, çok güzel. Şunu nereye koyalım? Burada şunu. Da bir taş var. Onu da şuraya da. Heh. Onu biraz kaldır Umay. Buraya da şöyle bir taş koyalım. Dik dursun. Hah, belki üstüne tırmanır. Ay baksana anne, dondu kaldılar. Uyudular bazıları. Bu arada arkadaşlar salyangozlar yağmurlu havalarda dışarı çıkıyorlar ama yazın havalar çok sıcak oluyor ya. Hı hı. Yaz uykusuna uyuyorlarmış. Evet. Yani yaz uykusuna yatıyorlarmış. Evet, ben de duyduğumda şaşırmıştım. Ay ben, çünkü annem... sıcak, salyangozlar sıcakta ne yapacak ki değil mi? Hı-hı, onlara öyle. su lazım. Hı-hı. Uyumayı seven bir hayvanmış bunlar. Hadi koyalım. Umay'ın... Aa, antenini oynattı birisi. Evet, bir sürü toplamışsın. Ben sana dedim ki 3 tane yeter. Umay ya hepsini anne... alalım, hepsini alalım dedi. Hadi işlerinden seçelim Umay. 3 tane ya da 4 tane alalım, gerisini tekrar bırakalım. Çünkü bu yuva onların hepsi için çok küçük. Tamam. Al bir tane. Tamam. Koy bakalım şu taşın üstüne. Ay ya yavrum, çık. Çıkar. Hı, o çıkar, tamam. Hadi. Bak hemen çıkmaya başladı. Çek bakayım. Bak, otlar falan var ya, bak hemen çıkıyor. Doğal ortammış gibi. Evet. Diğerlerini de al. Mesela şunu alayım. Büyüklerini seç istersen. Bak hemen taşa tırmandı. Oo evet. Tamam. O sonra çıkar. Çünkü korkuyorlar. İçeri kaçıyorlar ya, o yüzden. Güzel. Bir tane daha çıkar. Büyüklerini seç. Bak şurada bir tane koskocaman var. Nerede? Bak buraya tırmanmış. Ay. Bak çıktılar bak. Seni şöyle koyayım. Tamamdır. 3 tane yeter mi? Diğer yetmez yerine... anne, yeter. Ama bu yuva onlar için küçük. Yazık. Diğerlerini bırakalım. Tamam, onu da koy. Güzel. Yeterli mi? Yeterli. 4 tane olsun, tamam mı? Tamam. Diğerlerini bırakalım. Bak aynen, artık hareket etmeye başladılar bile. Onlar. Ama şu ikisi basamadı. Büyük bir tane orta. Onlar da çıkarlar. Şimdi herhalde uyuyorlar. Uyuyor olabilirler, evet. Şu çıkacak gibi gözüküyor buradan. Evet, biraz böyle korkaklar. Kendi güvende hissettiğinde bakın çıkar. Geçen sene bir daha beslemiştik arkadaşlar. Onlar hiç korkmuyordu. Artık hep sürekli alışmışlardı bize. Ama alışmışlardı. Bunlar bize alışmadı. Bunlar da alışırlarsa bunlar evet, da korkmazlar. Sürekli dışarı çıkarlar. Aa, son ya. 5 tane olsun. Gel bakayım. Ay anne, korkuyorum. Gel bak. Benim elime çıktı ya. Hoppa. Bir tane zayıfmış. Gördün mü? Elime çıkan ya, zayıf. Mini minnacıklar. Ay, evet. Çok güzel. Ne yapıyorlar? Bilmiyorum ki. Sarılıyorlar. Sarılıyorlar. Ya da ters sandık kapının. Birbirlerinin üstüne çıkıyorlar. Ay ne oldu tabii, bismillah.
havalandı ya. Sonra yemesinler birbirlerini. Kavga ederler. Kavga çıkmasın. Kavga çıkmasın. Ya bak gidiyorlar ya. Tamam. Hani kavga çıkacak. Yok yok. Arkadaşlar bizim salyangoz yuvamız böyle. Biz bunları birazcık besleyeceğiz. Ondan sonra tekrardan yağmurlu bir günde dışarı bırakacağız. Hani 4 tane anteni var. Biri gözü biri anteni. Ha. Arkadaşlar bizim salyangozlarımız böyle. Kendinize iyi bakın. Siz de alabilirsiniz istiyorsanız tabii.